İyi akşamlar diliyorum. Yayın İyi konuğumuz çok akşamlar hocam. değerli şair. Evet. Yayın konuğumuz şair, yazar Devran Yiğit Sinanoğlu. Kendisiyle sosyal sorumluluk projelerini, yazdığı eserleri, edebiyatı ve daha fazlasını konuşacağız. Tekrar tüm takipçi, izleyicimize ve değerli şair, yazar konuğumuz, onur konuğumuz saygıdeğer Devran Yiğit Sinanoğlu'na iyi akşamlar diyerek yayınımıza başlıyoruz. Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hocam ben Devran Sinanoğlu. Evet. 1987 Diyarbakır doğumluyum. Evet. Ailemin en büyüğüyüm. 6 kardeşin en büyüğüyüm. 2 üniversite bitirdim. Üçüncüsü de hocam bitmek üzere. 11 kitabım yayınlandı. 12. kitabım yol kısmet olursa da önümüzdeki aylarda yayınlanacak. Kitaplarımız farklı dillere çevrildi. Bunun dışında ilk kitabımı üniversite 1. sınıftayken bastım. İkinci kitabım olan Aşkın Piri ilk romanımı üniversite ikinci sınıftayken yayınladım. Üniversite üçüncü sınıfta da köşe yazarı olarak başladım ve baş yazar olarak yazmaya devam ettim. Birçok sosyal sorumluluk projeleri yaptım. Birçok eğitim kurumuna projeler hazırladım. Şirketlere hazırladım. Bu şekilde çalışmalar yaptık hocam. Peki değerli hocam, izleyicilerimiz sizi daha net görmesi için telefon biraz tavanı gösteriyor. Biraz kadrajı aşağı doğru. Evet, İyi mi hocam? aynen böyle daha iyi değerli hocam. Şimdi hocam biraz önce siz de değindiniz. Üniversite yıllarında şair yazar dünyasına ilk adım attınız. Kitabınızı çıkardınız. Okurlarınızla buluştunuz. Yazma serüveniniz nasıl başladı değerli hocam? Yazma serüvenim ortaokuldayken başladı. Yazma alışkanlığını bana Türkçe öğretmenim alıştırdı. Benden sürekli yazı yazmamı istiyordu. Hatta bir gün şöyle bir anekdot size anlatmak istiyorum. Biz ortaokuldayken bizim dönemde çok fazla telefon falan yoktu. Android telefon şu bu yoktu. İşimiz gücümüz top oynamak. Top peşinde koşardık. Şimdi sınıftayız, en arkada oturuyoruz. Maç sohbeti yapıyoruz. İşte paydos olacak. Maç yapacağız. Takımlar oluşturuyoruz. Dersimiz de Türkçe bu arada. Ben Yibo'da okudum. Yatılı Bölge Okulları'nda okuyordum. O arada hocam beni kaldırdı. Kalk dedi, ne konuşuyorsun hocam dedim. Konuşmuyoruz işte arkadaşlarla, maçtan falan bahsediyoruz. Bize bir şiir oku dedi. Dersimiz de edebiyattı. Pardon, Türkçe'ydi. Kalktım spontane bir şeyler okudum. Kimin bu şiir dedi, benim dedim. İnanmadı. İnanmıyor, arkadaşlara sorun dedim. Arkadaşlara sordu. Onlar da dedi, hocam yazıyor. Bize de bazen okuyor, söylüyor. Haftaya tekrar istiyorum dedi. Tekrar hafta dersimiz için, Türkçe dersi için hazırlık yaptım. Şiirimi yazdım. Kendisine verdim. Akabinde düzenli bir şekilde benden her hafta yazı istemeye başladı. Şiir ve düz yazı. Beni besleyecek kaynak önerdi. Kaynak getirdi hocam bana. Yazma serüveni o zamandan hasıl oldu. Tabii bu o zaman tohumu toprağa atıyorduk. Yani biz bunun hasadını üniversite yıllarında yaptık. Peki hocam, şair ve yazarlığınıza başlamanıza vesile olan veya ilk adım olan o şiirin konusu neydi? Ondan biraz bahseder misiniz? Doğayla ilgili bir şiirdi. Evet. Çünkü o zaman bahar aydı. Evet. Bahardaydık. Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı gibiydi. Yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Çünkü bahar aydı, onu çok iyi hatırlıyorum. Doğayla ilgili bir şiirdi. Yani o anda spontane gelişen kısa bir şeydi. Onu o hocama okumuştum. Akabinde dediğim gibi farklı farklı konular işleyerek hocam benden istiyordu. Ben de kendisine veriyordum. Şu anda hocam İzmir'de edebiyat öğretmeni Türkçe derslerine giriyor. Şey, lise öğrencilerin derslerine giriyor. Hala da görüşüyoruz. Eserlerimi yayına göndermeden önce hocama gönderiyorum. O bir analizini yapıyor. Elekten geçiriyor. Şurası uygundur, şurası değildir. Şunun üstüne çalış, şunu çıkart. Onun bana o çıkan sonuca göre, analize göre çalışmamı tekrar revize ediyorum. O en son halini yayına gönderiyorum. Doğru. Gerçekten güzel bir ikili çalışma neticesinde de
Türkiye Diyarbakır değerli bir şair yazar kazandı. Teşekkür Belli ederim. ihtimallerle. Şimdi değerli hocam, insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de onun konuşma yeteneğidir. Şair ve yazarlar kitaplarıyla ve sanatlarıyla konuşur. Siz kitaplarınızda genellikle hangi konulara değiniyorsunuz? Okullarınıza vermek istediğiniz mesaj ne oluyor genellikle? Şimdi ben sorunuza şuradan cevaplamaya başlayayım. Yüce Yaratıcı insanları yaratırken hür yarattı. İnsanlar kendilerinin oluşturduğu sistem kalıbına girdi. Oysa Allah Ezidileri de yarattı, Türk'ü de, Kürt'ü de, Hristiyan'ı da, Müslüman'ı da farklı farklı kavim, ırk insanları yarattı. İnsanlar sistemleri yaratarak kendilerini bazı şeylerden soyutladılar, özgürlüklerinden kıstılar. Şimdi bir sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumdan aldığını topluma verir. Ben de özgür bir birey olarak, özgür bir aydın insan olarak kendimi hiçbir zaman kısıtlamadım. Hiçbir kalıba koymadım. Çünkü dediğim gibi Yüce Yaratıcı beni yaratırken özgür yarattı. Ben niye kendimi kalkıp bir kalıba koyayım da oraya hapsedeyim? Eserlerimizde birçok konuyu ele alıyoruz. Yeri geliyor aşkı ele alıyoruz. Yeri geliyor hayatı ele alıyoruz. Yeri geliyor aileyi ele alıyoruz. Yeri geliyor dostluğu ele alıyoruz. Farklı farklı hayatın içinde olan her şeyi eleğe vuruyoruz. Elekten sonra eleğin altına düşenleri topluyoruz, bunu demliyoruz. Bakınız çay bile sabırla oluşuyor. Sabırla demleniyor. Belli bir süre kaynamayana kadar siz o çaydan bile lezzet alamazsınız. Edebiyat da öyle bir şey. Şairlik de, edebiyat da öyle bir şey. Siz onu demlendirmeyene kadar, onu olgunluk çağına ulaştırmayana kadar ondan lezzet alamazsınız, feyiz alamazsınız. O sebepten dolayı dünyaya tek bir pencereden bakmıyorum. Kendime haksızlık etmek istemiyorum. Hür doğdum, hür yaşıyorum, dünyaya da hür bakıyorum. O sebepten dolayı yeri geliyor siyaseti de ele alıyorum. Yeri geliyor dini de ele alıyorum. Yeri geliyor dediğim gibi aşkı da alıyorum, yoksulluğu da alıyorum. Yeri geliyor dostluğu da alıyorum, aileyi de alıyorum. Konudan konuya o zamanki haliyeti ruhuma bağlı olarak durum neyi gerektiriyorsa onu alıp işliyorum. Peki sizin gibi kendini kısıtlamayan yetenekli kalemlere yazar ve şair adaylarına, yazar ve şair olmak isteyenlere 11 kitap yazmış, 12. kitabı yolda olan deneyimli, bilgili, başarılı bir şair yazar olarak ne önerirsiniz? Şair ve yazar olmak isteyenlere, buyurun. Şimdi latifeniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar bunlara layık olmasam bile yüreğinizin güzelliğinden damlayan o güzel sözcükler için müteşekkirim. Onur ettiniz. Genç Maalesef kardeş Sadat teşekkür ederim. Sağ olun. Genç kardeşlerime şunu tavsiye edebilirim. Küp dolmayana kadar taşmaz. Önce küpü doldurmamız lazım. Küpü nasıl doldurabiliriz? Küpü doldurmanın yolu çok okumaktan geçer. Çok araştırmaktan geçer, bilgi sahibi olmaktan geçer. Siz bu konuya hakim olmazsanız o konu hakkında yorum da yapamazsınız. Önce okuyacağız. Ardından belirlediğimiz konuları hakkında araştırma yapacağız. Bilgi sahibi olacağız. Akabinde bu yaptığımız çalışmaları kağıda nakşedeceğiz. Kağıda nakşettiğimizi onu demlendirip bir kenara bırakacağız. Belli bir müddet orada kalacak. Onu bir süre geçtikten sonra tekrar gözden geçireceğiz. Eleğe vuracağız. Farklı gözlerden, farklı eleklerden geçirmek için de bazı bu kendi iktisat alanında yetenekli olan insanlara göndereceğiz. Onlara göstereceğiz. Onlar da bir gözden geçirmesi lazım. Tabii bunları söylemek haddimiz değil. Lütfen insanlar gibi bizi yanlış anlamasın. Naçizane hayatta edindiğimiz tecrübeler, büyüklerimizin bize öğrettikleri bunlar.
Kardeşlerimiz bunlar yaparlarsa eminim ki faydasını görürler. Evet, yani bir usta, çırak veya böyle bir akademik öğrenci, öğretmen ilişkisinden yavaş yavaş Mevlana misali, hamdım, yandım, piştim gibi yavaş okuya okuya, öğrene öğrene Doğrudur. böyle yol alacağız. Yol alacaklar daha doğrusu şair ve yazar olmak isteyenler. Şimdi değerli hocam, ben tabii ki konuğum şair ve yazar olunca edebiyat odaklı, eserlerinize odaklı, sosyal sorumluluk projelerinize odaklı, böyle dolu dolu zengin bir röportaj olsun diye sorular hazırladım. Sorularımdan biri de şu değerli hocam, çok sayıda iş kolu, meslek, emek, yetenek, sermaye, bilgi, birikim, deneyim gerektiriyor. Yani her meslek bilgi, deneyim, yetenek gerektiriyor. Yazar ve şair olmak için olmazsa olmaz gereksizler, nitelikler nelerdir? Aslında az önce değindiniz, işte okumak, araştırmak, danışmak gerekiyor. Ama gerçekten büyük bir ciddiyetle bu mesleğe sığınanlar, girişenler için birazcık detaylandırırsak, biraz daha başka neler önerirsiniz değerli hocam? Hocam birincisi kesinlikle olmazsa olmazın başında egoistlik geliyor. Egoist olmasınlar. Siz balonu fazla şişirirseniz balon patlar. Şimdi bu birincisi. İkincisi gönül insanı olsun olmak gerekiyor. Siz bir gönle girmedikten sonra o gönülde takdir toplamadıktan sonra istediğiniz kadar uğraşın. Beyhude. Önce insan olacağız. İnsanı seveceğiz. Özümüzü, kimliğimizi unutmayacağız. Topraktan geldik yine toprağa gideceğiz. Onun için kimse kimseden üstün değil. Vay ben yazarım. Sen kimsin? Vay ben bilgiliyim şu konuda. Sen bilmiyorsun. Bu tür düşüncelere kapılırsak başta kendimize sonra çevremize zararımız dokunur. Bunlar doğru şeyler değil. Alçak gönüllü olmak lazım. Her zaman. Niçin? Bakın çaydanlığın burnu yukarıda. Değil mi? Ama çaydanlığın burnu yukarıda bardağı doldururken eğiliyor. Değil mi? Ama bardak da sabit. Bardak da sabit. Yani burnumuz havada olmaması lazım. Bir gün yere gideceğiz. O sebepten dolayı bazen karşılaşıyoruz. Bir eser yazmış veya birkaç dergide yazıları yayınlanmış arkadaşlarımız. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Bencillik benden geliyor. Siz ben şunu yaptım, ben bunu yaptım derseniz siz yol alamazsınız. Mümkün mertebede biz bir ortama girdiğimiz zaman o kimliği kullanmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü insanlar hem yanlış anlamasın hem bize farklı bir nazarda bakmasın. Çünkü dedim ya önce insanız. Bu nazarda bize bakmaları bize yetiyor, bizi onure ediyor. Farklı bir nazarda bakıldığı zaman birçok yerde de beni rahatsız etmiştir. Katıldığımız birçok törende, birçok çalışmada farklı bir nazarda bakıldığı zaman ya olumlu dahi olsa ya yine de rahatsız oluyorum. Niye rahatsız oluyorum? Bende de nefis var. O ego yükselmesin, tavan yapmasın. Yani dizginlemek gerekiyor bazı şeyleri. O sebepten dolayı bu yolda yürüyen arkadaşlara tavsiyemiz egoist olmasınlar. Peki hocam, şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ifadesinden de hareketle, hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, lideri, bir ifadesinde şöyle belirtiyor: Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Edebiyatta siz de takdir edersiniz ki bir sanat dalıdır. Hani herkes cumhurbaşkanı olabilir Atatürk'ün deyimiyle ama sanatçı olamaz. Bir şair yazar da edebiyatçı olarak bir sanatçı sayılır bir anlamda.
Dolayısıyla herkes bu ifadeden hareketle sanatçı olamaz. Çünkü sanatçı olmak için dediğiniz gibi okumak gerekiyor, araştırmak gerekiyor, danışmak gerekiyor, bencil olmamak gerekiyor, gönül insanı olmak gerekiyor. Şimdi kitap yazarken değerli hocam, zaman ve mekan tercihinizi neye göre yapıyorsunuz? Hangi zamanı ve mekanı tercih ediyorsunuz? Bu sorunun cevabı belki de kitap yazmak isteyen şair yazar adaylara da bir ipucu niteliği taşıyabilir. Buyurun hocam. Şimdi Gazi Paşa doğru bir tespitte bulunmuş. Siz Cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama bir sanatçı olamazsınız. Sanatçılık başka bir yetenek ister. Cumhurbaşkanı olmak için de farklı bir yetenek ister. Onun meziyeti farklı. Evet. Biz sanatçı, dediğim az önce de belirttiğim gibi toplumun aynasıdır. Bakınız, medeniyete ileri giden toplumlar da sanatçılar politikacılara, topluma yön gösterir. Tabiri caizse reçete yazar. Ama gelişmemiş toplumlarda ise, ilkel toplumlarda veya gelişmekte olan toplumlarda maalesef bunun tam tersi. Siyasetçiler sanatçıların da önüne geçiyor, aydınların da önüne geçiyor. Bu da toplumun gelişmesine, kültürün, sanatın, edebiyatın gelişmesine engel oluyor, mani oluyor. Çünkü neden? Ya bendensin, benim ideolojime göre hareket edeceksin ya da yok olacaksın. Varlığını sürdüremezsin. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani Gazi Paşa'nın tarif ettiği şey aslında bir yerde de budur. Medeniyetlerde, gelişmiş toplumlarda olması gereken budur. Aydın insanlar, sanatçılar topluma yön gösterir, siyasetçilere yön gösterir. Ama gelişmemiş, dediğim gibi, gelişmemiş toplumlarda tam tersi, siyasetçiler aydınlara yol gösterir. Yani o da, çünkü her siyasinin bir ideolojisi var, bir görüşü var. Ama sanatçıların bir ideolojisi, bir görüşü yok. Onlar Zaman ve evrensel düşünür. değerli hocam, böyle hani zaman işte ben kışın yazarım veya bağ evinde yazarım veya tek kaldığımda yazarım. Bir zaman ve mekan tercihiniz var mı? Hocam, şimdi hiçbir yazarın, şairin zaman mekan tercihi yok. Olmaz da. Çünkü bu işler sipariş üzerine yapılan şeyler değil, işler değil. İlhamın ne zaman geleceği, kendinizi ne zaman rahat hissedeceğiniz, hazır olacağınız belli değil, belli olmaz. Yeri geliyor, yeri geliyor, gidiyorsunuz. Diyelim ki bir yolculuk var, seyahat ediyorsunuz. Otobüste de bir şeyler geliyor, ilham alıyorsunuz. Gökyüzü yıldızlarını saçmış. Onları izlerken ilham alıyorsunuz. Bazen de işte kışın güz güllerinde, sonbaharın güz güllerinde bir yapraktan bile ilham alabiliyorsunuz. Naçizane benim daha çok yazdığım alanlar biraz daha topluma yönelik, toplumsal olduğu için, toplumun derdiyle hemhal olduğumuz için bir olayı, bir konuyu işlerken genelde zaman mekandan ziyade anlık işliyorum. Evet, anladım. Tabi yazarken sessiz ortam olması, odaklanma açısından, motivasyon açısından sessiz bir ortam olması elverişlidir, bir avantajdır. Hocam, Bunun değerli hocam, günde kaç sayfa yazabiliyorsunuz yerine göre? Hocam, o değişiyor. Mesela size bir örnek vereyim. Aşkın Sultanı kitabımı yazarken kendime bir kota belirledim. Dedim ki ben bu kitabın taslağını 6 günde bitireceğim. 7 gün olursa kendime ceza vereceğim. Yani kendimi disipline ederek kalktım. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Araştırmamı yaptım ki o araştırma da 2 yılımı aldı. Başladım yazmaya. 6 günde değil de 7. günde bitirebildim. Bir gün fazladan bitirebildim. Ve kendimi cezalandırdım. Onun dışında mesela bir şiirim vardı. Aşkı Tanıdım şiiri. 7 ayda, 8 ayda o şiiri zar zor bitirdim. Bayağı uzun bir şiir. Sur Halkı Kralı kitabını, şu anda İngilizce'ye, Kürtçe'ye çevrilmeye başlandı. Sur Halkı Kralı'nı yaklaşık araştırmalarım 5 yılımı aldı. Yani bu işin süresi yok. Şu kadar zamanda şunu yapabilirim, süresi yok. Yani bazen oturuyorsun,
Bir gecede 9-10 sayfa da yazdım da olmuş. 20 sayfa da yazdım da olmuş. Efendime söyleyeyim 6 günde 250-280 sayfa yazdım. 7 günde 280 sayfa yazdım da olmuş. Bu değişkenlik gösterebiliyor. Orada konu önemli. Seçtiğiniz konu önemli. Araştırdığınız ve bilgi sahibi olduğunuz o konuya hakim olduğunuz kafanızda tasarladığınız o taslak önemli. Yani bu değişkenlik Şimdi, gösterebiliyor hocam. evet. Şimdi sanat hayata dokunmaktır. Şairlik ve yazarlık da eser yazmak da bir anlamda sanat olduğu için eserlerinizle, efendime söyleyeyim, kitaplarınızla, şiirlerinizle bir anlamda hayata dokunuyorsunuz. Aşk konusu üzerinden, doğa konusu üzerinden, karakterlere hayat vererek bir anlamda hayata dokunuyorsunuz eserlerinizde bir anlamda. Şimdi hayata dokunurken değerli hocam, hangi düşünce ve ilham kaynaklarınızdan kitaplarınızı yazıyorsunuz? Hani dediniz ya, anlık da olabiliyor, bir araştırma neticesinde de olabiliyor. Bazen 6-7 günde 250 sayfa yazabiliyorsunuz dediniz. Bazen de 9-10 sayfa yazabiliyorsunuz, anlık da olabiliyor dediniz. Peki hocam, bu eserlerinizde, hayata dokunan eserlerinizde daha çok hangi düş ve düşünce ilham kaynaklarıyla yazıyorsunuz? Hocam daha çok toplumu ilgilendiren konuları işlemeye ve özen gösteriyorum. Özellikle köşe yazılarımda toplumu ilgilendiren konulara işlemeye özen gösteriyorum. İlham konusunda da demin dediğim gibi yani bir çocuğun hüznünden de etkileniyorum. Bir çifti el ele görürken, mutlu olduklarını görürken o mutluluktan da etkileniyorum. Çünkü neticede insanız. Duygu ve düşüncelerimiz var. Etkilenmemek mümkün değil. Yani bazen Kırklar Dağı'na gidip orada kendimle hemhal olurken, gökyüzün çiçeklerini izlerken, Dicle'nin sessiz çığlığını dinlerken oradan da ilham alıyorum. Yani doğadan da ilham alınır. İlla insan olmasına gerek yok. Veyahut da sokak hayvanlarından da ilham alınır. İlham, yani o dediğim gibi deminde onun işleyişi veya o anda gelişi farklılık gösterebilir. Sizin ruh halinize de biraz bağlı. Şimdi hocam biliyorsunuz bir tarih kitabı var, bir de tarihi roman kitabı var. İkisi arasında fark ise biri bilgi verir, ikincisinde bilgi vermekten kalmaz yani tarihi roman. Birazcık yazarın tarihi mukayesesinden efendime söyleyeyim hareketle tekrardan yorumlamasından işte karakterlere hayat vermesinden kurgulanarak bir eser ortaya çıkar. Şimdi değerli hocam, siz kitap yazarken ne derece kurguya yer veriyorsunuz? Yani tamamen böyle hani dediniz ya, el ele tutuşurken ondan da esinlenerek, ilham alarak da yazabiliyorum. Farklı ilham kaynakları da ondan da beslenebiliyorsunuz. Şimdi siz kitap yazarken ne derece kurguya yer veriyorsunuz değerli hocam? Eserlerinizin kahraman ve karakterlerini belirlemede zorluk çekiyor musunuz? Konuların ve olay örgüsünün akışını nasıl yön verirsiniz değerli hocam? Şimdi toplumun içerisindeyiz. Toplumun içerisinde olduğumuz için de ondan etkilenmemek mümkün değil. Karakter kurguda sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Sebebi de dediğim gibi toplumun konularını ele aldığım için, birebir tanıklık ettiğim için bazı şeylere, birebir yaşadığım için, hissettiğim için problem çekmiyorum. O sebepten dolayı öyle bir sıkıntım bugüne kadar olmadı. Tabii ki hani hayattan, gerçek hayattan ilham alıyorsunuz. Tekrar bilgi birikimlerinizden, araştırmalarınızdan, efendime söyleyeyim, danıştıklarınızdan yeni bir efendime söyleyeyim, vizyon şeklinde değil mi hocam? Yani Evet.
Tüm bu deneyimlerin, karışımından hasıl olan bir eser sanıyorsunuz okullarınızda, değil mi hocam? Doğrudur. Harmanlıyoruz. Evet. Şimdi bunu yaparken önce senaryoyu kafamda yazıyorum. Kurguyu kafamda kuruyorum. Kahramanları belirtiyorum. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. İlk romanımı yazarken, üniversitedeydim. Kitabımı bitirmek için 2 yıl tek başıma ev tuttum. Hani dedim ya, sakin ortamda ancak ben yazabiliyorum. 2 yıl tek başıma üniversitede ev tuttum, TOKİ'de. Şimdi orada o karakterin yerine kendimi koydum. Ve o kitabı bitirene kadar 2 defa ağladım. Çünkü karakterimi o kadar canlandırma, okuyacak o hissi vermek için o hissi önce benim kendi yaşamam gerekiyor. Karakterim acı çekiyor, ben de çekiyorum. Mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. Aslında oradaki karakter benim. Yani yazarın kendisi. Bu bütün yazarlar için geçerli. Her karakterde, bütün kitaplarında her karakterde bir parça kendisinden vardır. Aslında yazar bir parça da olsa kendini anlatıyor. Mesela ben dediğim gibi 2 defa orada ağladım o kitabı bitirene kadar. Aşkın Piri kitabını ve 6 gün içerisinde ikinci baskıya girdi. Şimdi kısmet olursa önümüzdeki aylarda üçüncü baskısı çıkacak. Peki hocam, biliyorsunuz bir toplum için sanat, bir de sanat için sanat ikilemi var. Şiir, hikaye ve roman yazarken estetik kaygıyı önceleyen sanat için sanat anlayışı mı, yoksa toplumsal aydınlanmayı önceleyen toplum için sanat anlayışı mı tercih edilmelidir? Bu konudaki görüşleriniz nedir hocam? Buyurun. Hocam, toplum için sanat olmazsa o sanat hiçbir anlam ifade etmez. Neden diyeceksiniz? Çünkü sanat toplumu aydınlatır. Sanat toplumun aynasıdır. Topluma yol göstermeyecekse, topluma faydalı olmayacaksa, topluma bir şey katmayacaksa siz ona sanat diyemezsiniz. O popülistlik olur. Bir noktaya kadar sizi götürür. Yani demin örnek verdim. Balonu fazla şişirirseniz patlar. O popülistlik sizi bir yere kadar götürür. Yani kalem şovmenliği yaparsınız veya klavye delikanlılığı yaparsınız ama o bir yere kadar. Çünkü niye? Reelde hiçbir karşılık bulmaz. Neden? Çünkü siz toplumla ilgili bir şey vermiyorsunuz. Siz toplumla bağ kurmuyorsunuz. Toplumla içli dışlı değilsiniz. Toplumdan kopuksunuz. Toplumdan kopuk olduğunuz için de siz bir noktadan sonra yok olursunuz. Varlık sürdüremezsiniz. Varlık sürdürebilmek için, reel olabilmek için toplumun içinden, toplumun bir kesiminden, her kesimde olmasa bile bir kesiminden, örnek veriyorum işte nedir? Folklor ekibi, folklor grubundan veyahut da yemek kültüründen, giyim kuşam kültüründen oradan da olsa beslenmeniz gerekiyor. Yani toplum için sanat ama gerçekten edebi efendime söyleyeyim değerlerden beslenerek Kesinlikle. kaliteli bir dille toplum için sanat anlayışını benimsiyorsunuz. Benim anladığım o. Doğru hocam. Peki hocam, bir okur olarak fuara katılmaklar, bir de gerçekten bir 10 kitap yazdıktan sonra da fuarlara katılıyorsunuz. Şair ve yazar kimliğinizle de fuara katıldığınız oluyor. Paylaşımlarınızdan bunu rahatlıkla diyebilirim, değil mi hocam? Tabii ki. Peki hocam, yazar ve okuyucu olarak fuara katılmanın farklılıkları üzerine neler söylemek istersiniz? Buyurun hocam. Şimdi hocam yazar olarak katılmak ayrı bir duygu, okuyucu olarak katılmak ayrı bir duygu. Yani düşünün bir eser ortaya koyuyorsunuz, bir eser ortaya koyuyorsunuz ve o eseriniz beğeniliyor. Yani şu anda kitaplarımız 4. baskıda. Dediğim gibi yabancı dillere çevriliyor ve bu da kısa bir dönem için de gerçekleşti. Yılın en iyi çıkış yapan yazarı ödülünü aldık. İnsanlar sizi takdir ediyorsa, insanlar sizi sevip sayıyorsa, tabii kibirlenmemek adına, o ayrı bir şey, güzel bir duygu. Yani size bir örnek vereyim. Mesela Antep'e fuara gittik.
Türkiye'nin büyük kitap fuarıydı. Antep'teydim. Bir okuyucumuz geldi. Hocam hoş geldiniz. Eşiyle beraber gelmiş. Hoş bulduk falan. Hocam takip ediyoruz çalışmalarınızı. Tebrik ederiz. Hocam hazırlığınızı yaptık. Yemeğe bekliyoruz. Ya bundan daha güzel bir şey var mı? Ya bak sanki aileden biriymiş gibi. Hocam biraz şok oldum. Hocam tanışıyor muyuz? Lütfen yanlış anlamayın dedim. Acaba okuldan tanışıklığımız var mı? Hocam tanışıklığımız yok. Fakat siz takip ettiğimiz kadarıyla doğal bir insansınız. O doğallığınız hoşumuza gidiyor. Bir örnek var. Bir edebiyat öğretmeni öğrencisine bir metnin ana fikrini soruyor. Tesadüfen de bu verilen örnekteki tesadüfen de o ana fikri sorulan metnin yazarı ödev verilen öğrencinin dayısı oluyor. Çocuk ana fikrinin metnin ana fikrini dayısına soruyor. Metnin yazarı olan dayısına soruyor. Dayısı da bir güzel anlatıyor. Diyor ki işte yeğenim öğretmenin sorduğu ve benim yazdığım metnin ana fikri bu. Ben bu ana düşünceden bu metni yazdım diyor. Çocuk metnin yazarı olan dayısından aldığı yanıtı hocasına aktarıyor. Diyor ki hocam siz bana bu metnin ana fikrini sordunuz. Ana fikri bu. Tabii ki yazarının dayısının olduğunu belirtmeden söylüyor. Öğretmen de diyor ki hayır evladım diyor. Asıl anlatılmak istenilen bu değil. Bu metnin asıl anlatılmak istediği ana fikir bu diyor. Çocuk da diyor ki hocam nasıl olabilir ki diyor. Bu metni benim dayım yazmış. Dayım da diyor ki metnin ana fikri bu. Bu şekilde bir metnin vermek istediği mesaj, ana fikir göreceli midir? Sizde böyle bir örnek olabiliyor mu? Buyurun hocam. Hasan Bey, sorunuzu cevaplamadan önce başta sizden ve seyircilerinizden çok çok özür diliyorum. Yüreğinizin enginliğine, güzelliğine sığınaraktan lütfen özrümü kabul buyurunuz. Teknik bir arıza oluştu az önce. Estağfurullah. Ben de Malumunuz katılmadığını biliyorum ama istenmeyen durumdan dolayı teknik sıkıntılar aynen. olabiliyor. Doğru. Bazen canlı yayınlarda bu tür teknik sıkıntılar olabiliyor. O sebepten dolayı başta sizden ve izleyicilerimizden çok çok özür diliyorum. Şimdi Estağfurullah. Buyurun. sorunuza gelince, bizim öyle bir sıkıntımız olmadı. Neden olmadı? Biz hayatın içinde olanları alıp olduğu gibi yansıttık. Yani bir köprü görevi gördük. Biz okuyacağız dedik ki, buyur bize bas, bir karşıya geç. Yani karşıya geç derken, aynada kendine bak. Biz okuyucuya onu sunduk. Orada okuyucu okuduğu zaman ana fikir olsun, bizim vermiş olduğumuz düşünce olsun, duygu olsun, zaten biz onu anlatıyoruz. Bir sanatçının da görevi bu. Toplumunu anlatmak. Biz zaten orada okuyucuyu anlatıyoruz. Bu okuyucu bazen geliyor, daha ilk defa kitaplarımıza tanışıyor. Hocam diyor konusu ne? Başlıyorum anlatmaya. Bazen de bilerek bazı şeyleri cevaplamıyorum. Merak uyandırsın okuyucuyu da. Hocam diyorum buraya kadar yeter. Çünkü hepsini ben size anlatırsam tadı kalmaz. Siz okuduğunuz zaman artık keyif almazsınız. O merak duygusunu uyandırmak gerekiyor. O sebepten dolayı hiçbir zaman bizim böyle bir kopukluk olmadı okuyucularımızla aramızda. Hatta güzel bağlarla kurduk. Mesela Afyon'a gittiğimiz zaman bir okuyucumuz geldi. Hollanda'da gelmişti. Kitabınızı internetten gördüm. Buraya geleceğinizi görmüştüm. Kitabımı almış, gelmiş orada imzalamak için. Orada biraz sohbet de ettik. İlginç, diyor ki hocam sur halkı kralı. Diyor çok ilginç bir konu. Konusu ne? Hocam dedim bir şehri anlatıyor. Sadece dedim şey şu, bir şehri anlatıyor. Nasıl bir şehir? Hocam dedim buyurun okuyun. Ondan sonra ben 2 gün daha buradayım. Buyurun gelin sohbet edelim. Kafanıza takılan soru varsa, sormak istediğiniz şey varsa. Tamam dedi. Ve ondan sonra 2 gün sonra geldi. Ben normalde ertesi gün programım bitip Isparta'ya geçecektim.
Sırf o okuyucunun hatırı için bir gün daha kaldım. Çünkü söz vermişim gelecekte. Bir gün daha kaldım. Geldi. Ondan sonra oturduk, münazara ettik kitap üzerine. Sohbet ettik. Yani bizim az önce verdiğiniz örnek gibi bizim öyle bir sıkıntımız, kaygımız olmadı. Evet. Sizin adınıza da güzel bir şey olsa gerek. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olarak kaleminizin kaliteli olmasına da bağlıyorum bu yanıtınızı. Teşekkür ederim. Aynen. Çünkü okurda bir kitap okuduktan sonra eğer soru işaretleri oluyorsa dediğiniz gibi okurla yazar arasında bir kopukluk olabilir. Ama size de o durum olmaması gerçekten güzel. Sizi kutluyorum bu anlamda. Teşekkür ederim hocam. Sağ Şimdi olun. hocam gerçekten 10 tane kitap, 11 tane kitap yaptınız. Şu an 12. kitap hazırlıkları yapıyorsunuz. Yayının başında anlattınız. Ama yazdığınız kitaplardan daha çok yine önemli bir en az yazdığınız kitaplar kadar önemli bir hizmetle imza atıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyorsunuz. Köy okullarına kütüphaneler yapıyorsunuz, taşıyorsunuz, koruyorsunuz. 100 köy okulu kütüphanelerin ihtiyacını gidermek için başlatmış olduğunuz sağlıklı bir gelecek için kitap okumalı da okutmalıyız. Projesi takdiri şayan. İstiyoruz ki bu örnek sosyal sorumluluk projeleri sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam. Sosyal Şimdi hocam sorumluluk projeleri nelerdir? Buyurun hocam. biz insan aşığı memleket sevdalısıyız. Evet. Eğer ki bir sanatçı kendi memleketine, kendi toplumuna, kendi kültürüne faydası yoksa, katkısı yoksa biz ona dediğim gibi popülist deriz. Bir noktaya kadar yıldızı parlar. Ondan sonra o yıldız söner. O bir. İkincisi, ben kendimi toplumuma karşı sorumlu hissediyorum. Bu sorumluluk bilinciyle elimden ne gelebilir? Ne yapabilirim? İnsanlar için, insanımın ortak değerleri için, memleketim için, ülkem için nasıl daha güzel, faydalı olabilirim? Neler yapabilirim? Biz bu bilinçle hareket ettik, hareket etmeye de devam ediyoruz. Şimdi biz hedefimiz Diyarbakır için 21 proje. 21 projeyi faaliyete koymak, 21 projeyi gerçekleştirmek. Demin sizin de değindiğiniz sağlıklı bir gelecek için kitap okumalı ve okutmalıyız projesi Türkiye'de bir ilkti. Daha önce kimse böyle bir şey yapmamıştı. Sayı bakımından bir ilkti. Türkiye'nin en büyük köy okul kütüphanesini Diyarbakır'da kurduk. Diyarbakır'da 100 köy okuluna 100 bin kitap bağışladık. Okumak istiyorum, hayallerime umut olur musun? Projesi kapsamında 3000'den fazla öğrencimize yıllık o eğitim masraflarını karşıladık. Bunun içinde çantası var, kırtasiyesi var, ayakkabısı var, şuyu var, buyu var. Ekmeğini kardeşinle paylaşır mısın? Projesini başlattık, bitirdik. Bu kış kalpler üşümesin. Projesini yaptık. Efendime söyleyeyim, minik kalpleri güldürelim. Projesini yaptık. Cezaevindeki kadınlar için, cezaevindeki çocuklar için, kadın sığınmaevindeki çocuklar için, çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar için yine projelerimiz olacak. Bu yıl hedefimiz işte bu yıl dediğim gibi 21 projeyi tamamlamak. Tıraş şu anda hali hazırda devam eden iki projemiz var. Biri tıraşım benden olsun projesi, öbürü okumak istiyorum, hayallerime umut olur musun projesi. Şimdi Şimdi değerli hocam burada evet. Buyurun hocam ama bizim amacımız insanımıza dokunmak. Bizim amacımız gönülleri fethetmek. Bizim amacımız insana hizmet etmek, insana dokunmak. Biz bunları yaparken de beklediğimiz tek bir şey var. Biri çıkıp Allah senden razı olsun demesi bize yeter. Çünkü bizim onun dışında açık konuşayım, herhangi bir beklentim yok. Yani şöyle beklentim yok. Maddi bir beklentim yok. Yani ben Şimdi şunu... değerli hocam, Buyurun hocam. estağfurullah siz buyurun.
Sonu denişini Şimdi biz şunu şucu bucu olmak için yapmıyoruz. İnsancıl olarak memlekete, insana, ülkeye faydalı olabilmek için yapıyoruz. Ve ben kitaplarının tüm gelirlerini projelerime aktardım. Bakınız, Diyarbakır halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin mükemmelini hak ediyor. Niye diyeceksiniz? Ya kadim bir halk, kadim bir millet, kadim bir kültür var burada. İnsanlığın başladığı yer burası. Yani bu kadar büyük bir zenginlik varken, bu kadar büyük bir muazzam bir harman yeri varken, kültürel manada, manevi manada kalkıp bunları görmezlikten gelmek mümkün değildir. Hiçbir sanatçının bunları görmezlikten gelmesi mümkün değildir. Bakın, Türkiye'de metrekare en fazla şairin düştüğü memleket Diyarbakır'dır. Bu ne demek? Diyarbakır insanının ne kadar duygusal, ne kadar içten, samimi olduğunun göstergesi. Siz kendinizle Burada samimi olmazsanız, siz onu duygularınıza, kendinizle samimi olmazsanız duygularınıza yansıtamazsınız. Siz, o gelen kelimeler aslında dilden dökülmüyor, yürekten dökülüyor. Diyarbakır insanın böyle bir özelliği var. Hocam Diyarbakır'dan metrekare başına ne düşüyor? O kısmı rica etsem bir daha tekrar eder misiniz? Diyarbakır'da, Türkiye'de en çok metrekare başına, en çok Diyarbakır'da şair sayısı, en çok Diyarbakır'da var. Diyarbakır'da en çok şair ve yazar Türkiye çapında Evet. metrekare en çok Diyarbakır'da düşüyor. Peki hocam 21 sosyal sorumluluk projesi var. Bu işte dar gelirli ihtiyaç sahibi çocuklara, öğrencilere, vatandaşlara yönelik giyimi, okumasına yönelik, geçimine, giyimine, okumasına yönelik, eğitimine yönelik destek amaçlı sosyal sorumluluk projeleriniz. Dediniz ki binlerce kitap içeren, kapsayan kütüphaneler kurduk. 100 köy okuluna kütüphane kurdunuz. Hakeza giyiminden eğitimine varıncaya kadar bu 21 önemli sosyal sorumluluk projesine imza attınız. Anladığım kadarıyla siz daha çok para kabul etmiyorsunuz, değil mi hocam? Doğrudur hocam. Para kabul etmiyoruz. Çünkü işin içine para girdi mi iş farklı yere gider. Şimdi hani biz konuşuyoruz, işte bizde de bir örnek çıkıyor, ismini belirtmeyeyim, vatandaşları da teşhir etmek istemem. Tunceli'de okuyan Dicle'li bir kız, yetim öğrenci varmış herhalde. Sosyal bölümünü de söylemeyeyim. Şimdi kendisi ihtiyaç sahibi ama anladığım kadarıyla siz daha çok işte eğitim odaklı, efendime söyleyeyim, araç gereç ihtiyacı olan eğitim materyalleri gibi ihtiyaçları karşılamak için sosyal sorumluluk projesi yürütüyorsunuz. Yani ne para alıp para vermiyorsunuz, değil mi? Hani maddi ihtiyaç karşılanması noktasında. Yok hocam, biz o konulara girmiyoruz. Dediğiniz gibi bize materyal lazım, malzeme lazım. Giyim olur bu, eğitim malzemeleri olur bu. Biz o materyalleri alırız, ihtiyaç sahibi olanlara götürürüz, ulaştırırız. Kendimiz de yapıyoruz. Hatta ben fuarlara giderken boş bavul götürürüm. Neden biliyor musunuz? Oradaki yazar ve yayın evlerinden, arkadaşlardan zorla kitap alıyorum. Hocam vereceksin diyorum. Verebilir misin değil mi? Vereceksin. Katkın olsun. Yani tabiri caizse çocuklarımız için, geleceğimiz için dilencilik yapıyorum ve ben bunu gurur duyarak yapıyorum. Bakınız, her bir kitap keşfedilmeyi bekleyen yeni bir dünya gibidir. Ve her bir kitap aynı zamanda bir umuttur. Yani bir çocuğun için, bir çocuk için açılan hayal penceresidir, hayal kapısıdır. Neden tekrar Ahmet Arifler, Cahit Sıtkı Tarancılar, Sezai Karakoçlar bu topraklarda yetişmesin? Bu topraklar çok bereketli topraklar. Neden hakimler, doktorlar, Gazi Yaşar Gil gibi bilim adamları yetişmesin? Neden yetişmesin hocam? Çok bereketli topraklar. Daha önce yetişti. Nasıl yetişir? Bakın, Evet. okumaktan geçer. Okumaktan geçer. Okumayan insan şiddete başvurur. Çünkü duygu ve düşüncelerini ifade edemez. Bir şekilde kendini ifade etmesi lazım. Nasıl ifade edecek? Eğer iletişimde problem yaşıyorsa
Bunu beden diline yansıtır. Çünkü beden dili de bir iletişim aracıdır. Ama iletişimde problem yaşanmıyorsa duygu, düşüncelerini yeksane bir şekilde habbe habbe karşısındakine ifade edebiliyorsa orada problem olmaz, problem yaşanmaz. Bunun yolu da okumaktan geçiyor. Biz bir yerde de amacımız çocuklarımızı şiddetten uzak tutup duygu, düşüncelerini güzel bir şekilde meramını neyse ifade edebilmeleri. Hocam ben de Dünyalarına yeni... hayal dünyalarına bir pencere açmak, bir umut olmak. Amacımız bu. Hocam bahsettiğiniz 21 sosyal sorumluluk projesi Diyarbakır ve ilçelerini mi kapsıyor yoksa ülke genelinde mi yürütülen bir çalışma? Hocam şimdi önceliğimiz Diyarbakır. Şimdi bu 21 projenin hepsi Diyarbakır için. Biz Diyarbakır'a mesela ilk projemiz olan Sağlıklı Bir Gelecek için Kitap Okumalı ve Okutmalıyız projesi Diyarbakır'da tamamlandı. Şimdi biz o projeyi Türkiye'ye yaydık. Şu anda Rize'den tutun Van'a kadar, Erzurum'dan tutun Muş'a kadar, Muş'tan tutun Urfa'ya kadar kütüphane kurduk, kütüphanelerini zenginleştirdik, kütüphanelerine kitap yardımda bulunduk ve aynı zamanda öğrenci kardeşlerimize de yıllık eğitim masrafları neyse onları karşıladık. Şu anda 8-9 vilayete bu projeyi yaydık. Amacımız bunu Türkiye'ye yaymak. Bu proje her ne kadar fikir babası biz olsak da, bizim kalemimize nakşedilmiş olsa da, kim bu projeye sahip çıkmışsa, kim bu projeye destek olmuşsa proje onundur, benim değil. Çünkü niye Şimdi biliyor hocam musunuz? bu evet Çünkü niye biliyor gerçekten musunuz? Onlar bir kardeşimizin umuduna, bakın hayaline umut oluyor. Onlara bir kapı açıyor. Hayal dünyalarına bir kapı açıyor. Farklı bir bakış açısından dünya bakmalarını sağlıyor. O sebepten dolayı biz bunu Türkiye'ye mal ettik. İnşallah da önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geri kalan şehirlerine, köylerine, özellikle biz bu çalışmayı kırsalda yapıyoruz. Neden kırsalda yapıyoruz onu da açıklayayım müsaadenizle. Şimdi şehir merkezinde kütüphaneler var, imkanlar var. Ama kırsalda maalesef internet çekmiyor, maalesef kütüphane yok, iletişim araçları yeterli değil, altyapı bazı yerlerde yeterli değil, bazı yerlerde ekonomik problemlerden dolayı kardeşlerimiz bazı şeylerden mahrum kalıyor. Önceliğimiz onlar. O sebepten dolayı biz kırsala yöneldik. Şimdi Diyarbakır'da da Lice'den evet. tutun ta Çınar'a kadar, Karacadağ bölgesinden tutun Dicle'ye kadar ayrımcılık yapmadan ilçelerimize gücümüz nispetinde katkıda bulunduk, yardımda bulunduk. Şimdi tabii kolay değil. Bir yandan şiir, efendime söyleyeyim, kitaplar yazarken diğer yandan da böyle insani boyutu ön plana çıkan güzel sosyal sorumluluk projeleri yürütmek kolay değil. Allah yardımcınız olsun diyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ama bir değerli hocamın bir örnek karakterini, kişiliğini daha belirtmek istiyorum. Şimdi hocam bir yandan kitap yazarken bu kitap gelirlerinin de bir kısmını mı artık ne kadar mı bu sosyal sorumluluk projeleri için değil mi karşılıyor? Anladığım Hocam kadarıyla. tamamını, kitap Tamam. gelirlerin tamamını ben bu projelere başlamışım. Evet. Tamamını Duydunuz hocam. değil mi izleyiciler? Yani 11 tane kitap yazdınız değil mi hocam? 11-12'si de yolda hocam. Bunların gelirlerinin tamamını bu yürüttüğünüz projelere mi başladınız? Evet hocam. Maşallah. Sizi kutluyorum. Teşekkür Tebrik ediyorum. ediyorum. Allah yardımcınız olsun inşallah. Daimi Allah razı olsun. başarılar diliyorum. Gerçekten bize söyleyecek laf bırakmadınız takdir etmekten başka. Keşke sizin gibi değerlerimizi artıran değerli isimler artsın. Bu temennide bulunuyoruz. Peki hocam yürüttüğünüz çalışmalara dair olsun. Eserlerinize dair olsun veya genel olarak belirtmek istediğiniz başka hususlar mı acaba? Hocam şimdi biz bu toprakların evladıyız. Evet. Biz bu halkın
çocuğuyuz. Bizim bu halka borcumuz var. Nedir borcumuz? Eğer biz bu topraklardan besleniyorsak, aldığımızı vermek zorundayız. Az önce belirttiğimiz gibi, sanatçı, edebiyatçı toplumun aynasıdır. Toplumuna katkıda bulunması lazım. Bizim de gücümüz az veya çok, o tartışılır, bu kadarına yetiyor. Keşke gücümüz fazlasına yetmiş olsaydı, daha fazla güzel şeyler yapmış olsaydık. Size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi köy okullarını gezerken çocuklara hediye veriyorduk. Yani çantasıdır, defteridir, kalemidir. 8 yaşında Zeynep diye bir kardeşimiz vardı. Çocuklar sıraya girmiş. Her gelen eşe hediyesini alıyor, çantasını alıyor, gidiyor. Sıra Zeynep'e geldi. Sonbahardı. Ayağında terlikler. Zeynep ilk defa pandemiden dolayı okula gitmemiş, ikinci sınıf öğrencisi. İlk defa çantaya kavuşacak. Tabii ben bunu bilmiyorum. Zeynep'e geldi, çantasını verdim, hediyesini verdim. Malzemeleri içinde. Baktım ki gitmiyor. Ayağına baktım, tırnaklarını sıkıyor. Eğildim, öptüm alnından. Kulağına eğildim, dedim benden başka bir şey istiyor musun? Var mı başka bir ihtiyacın? Utanıyor, acaba ayakkabı mı istiyor veya başka bir şey mi ihtiyacı var? Hani o utangaçlığı kalksın, ne istiyorsa söylesin, bir abisi olarak ona götüreyim. Ses etmiyor Zeynep, başı önünde. Utanıyor, yanakları al al olmuş. Ondan sonra güldüm, gülümsedim ona, utangaçlığı gitsin diye. Tekrar sordum, var mı benden bir isteğin? Sana getirmemi istediğin başka bir şey var mı? Oyuncak istiyorsan söyle, başka bir şey istiyorsan söyle. Hocam, Zeynep boynuma bir sarıldı. Öyle içten öptü ki beni. Sonra koştu. Çantasını şu şekilde sıkı sıkıya kucağına alıp sınıftan anne çanta, anne çanta diye sınıftan koştu. Çıktı. Evet. Bakın. Bir yandan mutluluktan ağlıyor. Bir yandan teşekkür için konuşamıyor. Öpüyor beni. O çocuğun, ben var olduğum sürece, nefes aldığım sürece o çocuğun mutluluğu benim gözümün önüne gitmez. O portreyi ben unutamam. Şimdi hocam, evet. Benim için en büyük mutluluk, benim için en büyük hazine o çocukların mutluluğudur. O çocukların sevinmesidir. Sonradan öğretmen arkadaşımız bize dedi ki, ailenin durumu hocam kötü. Annesi diyor ki işte Zeynep'e çanta alacağız hocam, bizi idare edin, şunu yapın, bunu yapın. Babası gelecek, şurada değil. Babası burada değil. Hocam dedi, ailenin durumu zaten kötü. Biz de zaten ihtiyaç olanları listesini yapıp götürüyorduk. Hocam dedi, teşekkür ederiz. Ve öğretmen de duygulandı. Bakın, ben kendimi bir aydın olarak, bir sanatçı olarak, bir sanatkar olarak, bir edebiyatçı olarak kendimi toplumuma karşı sorumlu hissediyorum. Bu sorumluluğumu yeri geliyor yazılarımda belirtiyorum. Bu sorumluluğu yeri gelip eserlerimde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben bu kültürle beslendiğim için bu kültüre de bir şey katmam lazım. Yeri geliyor dediğimiz gibi az önce sosyal sorumluluk projelerimizle hizmet ediyoruz. İnsanımıza, memleketimize, ülkemize, hepimiz, bakın, toplum olarak, insan olarak hepimiz kapımızın önünü temizlesek hiçbir problem kalmaz. Ülke güllük gülistanlık olur. Kapımızın önünü temizlemeden önce iki yeri temizlememiz gerekiyor. Bir, kalbimizi. İki, aklımızı, düşüncelerimizi. Akıl ve kalbi kirli düşüncelerden arındırmadıkça biz huzura kavuşamayız, refaha bulamayız, istikbali maalesef elimizin tersiyle itip göndeririz. Değerli hocam, gerçekten faydalı, aydınlatıcı bilgiler paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim size böyle bir imkan sunduğunuz için. Sağ olun hocam. Hocam, değerli hocam, gerçekten sizin gibi bir aydın, yazar ve şairi gördüğünce spontane soru işaretleri de geliyor. Bunlardan biri de şu hocam. Yayının başında dediniz ki duayla ilgili bir şiir yazdım.
Hocamın istediği üzerine tekrar yazdım, tekrar yazdım ve böylece şair ve yazarlığa uzanan bir yolculuk başladı dediniz, değil mi hocam? Doğru hocam. Peki hocam, burada böyle bir soru işareti otomatikmen aklıma geldi. Bir de sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiniz. Şimdi yazar ve şairlik serüveninizin, yolculuğunuzun başlangıç noktasına değindiniz. Dediniz ki, duayla ilgili yazdığım bir şiir bu yolculuğun ilk adımı, ilk durağı denilebilir mealinde ifadeler kullandınız. Peki, sosyal sorumluluk böylesine örnek, sosyal sorumluluk projelerinizi hayata geçiren bir yolculuğunuzun ilk durağı nedir hocam? Öğretmenlik de yaptınız sanırım. Evet. Hocam şimdi şuradan kaynaklandı. Çoktandır zaten bu tür çalışmaları yapıyordum. Uzun yıllardır. Üniversitedeyken de başlamıştık. Bu tür çalışmalara ama bu kadar aktif değildik. Çünkü o zaman yaptığımız çalışmalar biraz boyut olarak farklıydı. Şu anda daha farklı. Burada farklı olmasının sebebinin kırılma noktası şu oldu. Ben ücretli öğretmenlik yapıyordum. Ücretli öğretmenlik yaparken zaten bir dönem yaptım hocam. Öğrencilerimde bazı şeyleri fark ettim. Öğrenci biliyor, konuşamıyor. Özgüven yok. Kendini ifade edemiyor. Kalktım. İlk önce şimdi siz doktora gittiğiniz zaman size ilaç yazmadan önce sizi muayene eder. Teşhisini koyar. Ondan sonra reçetenizi yazar. Çocuklara dedim ki bana mektup yazın. Ailenizle ilgili, evinizle ilgili, benimle ilgili, okulla ilgili aklınıza ne geliyorsa, ne yazmak istiyorsanız yazın. En fazla yazan yarım sayfalıktı. 3-5 cümle yazan vardı. Yarım sayfa yazan vardı. Onları aldım, hepsini tek tek okudum, inceledim. Cümle eksikliği var, devrik cümle var, kendini ifade etmekte problem var. Zaten bunu birebir de yaşıyordum. Kalktım, müdür beyle konuştum. Cuma günleri 2 saat okuma ve anlatma programı yapalım dedim. Tamam dedi hocam. Çocuklara kitap verdim. Hikaye kitapları, masal. Tabii ince olanlardan başladık. Ve onları ödüllendirdim. Kim kitabını okuyup gelip bize sınıfta anlatırsa ödül veriyordum. Neydi bu ödül? Yeri geliyor çikolata alıyordum, yeri geliyor toprağı donarak kola alıyordum, meyve suyu alıyordum, gazoz alıyordum. Değişiyordu bu ödül. Şekerimiz zaten sürekli vardı. Şeker veriyordum. Bu ödül sürekli değişiyor. Hatta bazen gazozuna onlarla maç yapıyordum. Eğer çocuklar diyordum bu hafta kitabınızı düzenli bir şekilde okursanız, anlatırsanız Cuma günü beden dersinde sizinle futbol maçı yapacağız. Bazen diyorduk basket maçı yapacağız. Değişiyordu bu ödüllendirme. Okumayan olursa da cezalandırıyordum. Velisini çağırıyordum. Hocam diyordum sizden ricam üstünde durun bu hafta bu kitabı bitirmesi lazım. Bazen kızıyordum. Artı eksi not veriyordum. Yıl sonunda diyordum bakın ben bunları toplarım. Eksileriniz fazlaysa size belge vermem. Artılarınız fazlaysa belge veririm. Tamam diyorlardı. Ondan sonra biz habire kitap okuduk. Kitap okudukça çocukların diksiyonu düzeldi. İletişimde problem yaşayan öğrencilerim o problemi aşmaya başladılar. Her okudukça kendilerine olan özgüvenleri arttı. Bakınız. Tahtaya kaldırdığımda konuşamayan öğrenciler yıl sonunda koro halinde okula konser verdik. Bu bir. İkincisi, tahtaya çıkıp kendini ifade edemeyen öğrencilerim Yenişehir ilçesinde derece yaptılar. En iyi derste de Türkçe denemede, en kötü İngilizceydi. 76 orta sınıf ortalaması, Türkçe 94. Derece yaptık hocam. Bir Maşallah. gün tekrar her ay düzenli olarak diyordum bana mektup yazın. Kimin ne sıkıntısı varsa müdahil olmaya çalışıyordum gücüm nispetinde.
Amaç orada çocuğun zihnini rahatlatmak. Çocuğun yalnız olmadığını ona hissettirmek. Çünkü çocuk kendini yalnız hissettiği zaman içine kapanır. Yalnız olmadığını hissettiği zaman ise gül gibi açılır. Amaç buydu. Çocuğun yalnız olmadığını ona hissettirmek. Öğrencilerimle yeri geliyordu ben dost oluyordum. Yeri geliyor arkadaş oluyordum. Öğrencim gelirdi mesela ben masada oturmuşum. Kolunu boynuma atardı. Öğretmenim maç yapalım mı? O kadar samimiydik. Arkadaş olmuştuk. Gazozuna maç yapardık onlarla. Bir gün yine mektup istemiştim öğrencilerimden. Bir öğrencim şöyle bir şey yazmıştı. Hala da bende duruyor. Şimdi kızların çeyiz sandıkları olur hocam. Malumunuz biliyorsunuz. Bizim ise sakladığımız, özel kayıtlarımızı sakladığımız şeylerimiz oluyor. Çantalarım, sandığım var. Ajandalarımızın, dosyalarımızın olduğu sandığımız var. Mektuplar da orada saklı. Bir gün bir öğrencim bana şöyle bir şey yazmıştı. Bir öğrencim şöyle bir şey yazmıştı. Hocam, Evet, dinliyorum hocam. Böyle. mektup şöyle başlıyordu. Hocam, benim babam öldü. Benim babam yok. Hayatımda hiç pasta yemedim. Hocam, pastanın tadı nasıl? Hocam, ben o gece sabaha kadar uyuyamadım. Evet. Gökyüzünü seyrettim. Kendimden utandım. Kendimden utandım. Yani 11 yaşında bir Ve kim çocuk bilir böyle içine kapanık, dünyaya onun açılmayan gibi kim bilir böyle kaç öğrenci var? birçok öğrenci var. Şimdi Evet. düşündüm. Yani insan olarak her şeyi bir kenara bırakın. İnsan olarak siz etkilenirsiniz. Kendimi sorumlu hissettim o öğrencime karşı. Gereken neyse gerekeni yaptım. Başka bir öğrencim, hocam benim gözlerimde sıkıntı var. Öğretmenim benim gözlerim ağrıyor. Dışarı çıkamıyorum. Ben bunu aileme söylediğim zaman annem bana inanmıyor. Beni dövüyor diyor. Kızım sen yalan söylüyorsun. Çağırdım sınıf başkanını. Beritan neden sizinle oynamıyor? Bu çocuk birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar arkadaşlarıyla oyun oynamıyor. Güneşe çıktığı zaman gözleri ağrıyor. Doğuştan gelen bir hastalık varmış çocuğun gözünde. Annesi inanmıyor. Kalktım annesini çağırdım. Abla dedim durum bu bu bu. Siz götürmüyorsanız ben götüreyim. Hocam yok dedi biz götürürüz. Çocuk hastanesine randevu aldık götürdüler. Anne geldi bana şunu söylüyor. Hocam elini öpeceğim. Hayırdır abla dedim. Doktor demiş ki biraz daha geç kalsaydınız çocuğun iki gözünü de kaybedebilirdi. Çocuk hastaymış. Gözlerinde sıkıntı varmış. Bakın kendimi ondan sonra o insanlara karşı, o çocuklara karşı sorumlu hissettim. Bahsettiğim benim öğrencilerimdi. Ben bunlara dokunabildim. Hayatlarını değiştirebildim. Ama beni bekleyen daha nice hayatlar var. Nice çocuklar var. Onları da baz alarak bu işe giriştik. Şimdi neden çocuklara özellikle ağırlık verdim? Konu sebebi bu. Bir de çocuklar, Hasan Bey çocuklar dürüst. Yeryüzünün çiçekleri, yeryüzünün melekleri. Onlar yalan konuşmaz. Onlar benim küçük dostlarım. Ben büyüklerle pek anlaşmam, size açık söyleyeyim. Büyüklerle pek anlaşmam. İşin içine yalan giriyor, hile giriyor, hurda giriyor. Ama küçükler öyle değil. Neyse olduğu gibi kendini size anlatır. O sebepten dolayı ağırlığımızı çocuklara, bir de çocuklar bizim geleceğimiz. En büyük yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. En güzel yatırım da insana yapılan yatırımdır. Biz bunu şiar edinerek yatırımımızı daha çok çocuklarımıza yapıyoruz ki geleceğimiz aydınlık olsun. Şimdi gerçekten hocam hayatınızda örnek olacak güzel anılar sığdırmışsınız. Öğrencilerinize sahip çıkmışsınız, eğitimine sahip çıkmışsınız, geleceğine sahip çıkmışsınız. Aslında bir anlamda bu ilçenin, bu ilin, bu ülkenin geleceğine, eğitimine sahip çıktınız. Bir kez daha takdir ediyorum sizi. Böyle güzel anılar var. Yine hayatınıza sığdırdığınız güzel anılardan bir tane daha var.
Bildiğim kadarıyla hocam mezun olduğunuz bütün mezun olduğunuz dört okulun ilk mezunlarından birisiniz değil mi? Yani böyle bir Doğru tesadüf hocam. sanırım Türkiye'de bir ilk. Doğrudur İlk hocam. okulda ilk mezunlardansınız. Ortaokul hakeza değil mi? Lise, üniversite Doğru. hakeza yanılmıyorsam. Birazcık bundan bahseder misiniz hocam? Şimdi hocam tuhafuk mu kader mi farklı bir şey mi bilmiyorum. Ama mutlu edici bir şey. İlkokulun ilk mezunlarındanım. Ortaokulun ilk mezunuyum. İlk mezunlarındanım, pardon. Okudum lisenin ilk mezunlarındanım. Okudum üniversitenin 4 yıllık fakültesinin ve bölümünün ilk mezunlarındanım. Bu ilkleri yaşadım. Yani güzel, mutlu edici ilkler bunlar benim açımdan. Dediğiniz gibi bu Allahu Teala'nın bir lütfu mu, tavsiyesi mu bilemiyoruz ama böyle bir anınız da var. Değil Doğru mi? hocam. Evet hocam. Güzel bir anı. Ama ne mutlu size, hep hayatınıza güzel şeyler sürdürmüşsünüz. Aldığınız yol hep doğru. Doğru yolda gitmekle kalmamışsınız. Öğrencileri, insanları doğru yola gitmesini yardımcı olacak, sağlayacak, teşvik edecek güzel çalışmaları yürütüyorsunuz. Ne mutlu size ki böyle hoş seda bırakmak için çalışıyorsunuz hocam. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Peki Çok hocam, naziksiniz, sağ olun. hayatınızda şöyle bir şey var mı? İşte şu kadar daha kitap yazar bırakırım dediğiniz bir şey var mı? Bir düşünce var mı? Hocam öyle bir düşüncem yok. Faydalı olabildiğim kadar toplumuma, insanıma faydalı olmak isterim. Ha, bu fayda bugün edebi sahada cereyan ediyor. Yarın başka bir sahada olabilir. Fark etmiyor benim için. Ben Hatice değil, neticeye bakarım. Nerede faydalı olacaksam toplumuma, insanıma, ülkeme, memleketime orada çalışmak isterim. Çalışmalarımı devam ettiririm. Sınır yok hocam. Hizmette, insana hizmette, insana dokunmakta sınır yok. Olmaması da lazım. Yani bir Hocam, kota koymadım. dediniz ki ben kitaplarımın gelirlerinin tamamını sosyal sorumluluk projelerine bağışladım dediniz, değil mi hocam? Evet hocam. Şimdi ben biliyorum ki biyologsunuz, biyoloji mezunusunuz ama atanmayan bir biyologsunuz. Peki hocam, geçiminizi neyle karşılıyorsunuz? Kitap yazmakta, basmakta maliyetli bir iş. Bunları nasıl, destekçileriniz var inşallah. Hocam şimdi ben kitaplarımı ücretsiz basıyorum. Evet. Herhangi bir maliyet ödemiyorum. Telif hakkım var. Telif hakkımı da çocuklar için kullanıyorum. Gittiğim seyahatlere, organizasyonlara ücret ödemiyorum. Tam tersi ya bana ücret ödeniyor ya yolluğum, konaklamam karşılanıyor. O durumdan duruma değişiyor. Şahsi harcamalarıma gelince bazen editörlük yapıyoruz. Editörlükten kazancımız oluyor. Gazetecilikten kazancımız oluyor. Farklı iş kollarından zaman zaman o tür yerlerden kazanç bir şeyler geliyor. O şekilde hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Bir de Gerçekten şöyle bir hocam. şey hocam, ben parayla mutlu olmadım. Parayla mutlu olabileceğini de düşünmüyorum. Az önce size örnek verdiğim gibi, eğer ben bir insanı mutlu ediyorsam ben zaten o zaman mutlu oluyorum. Bir çocuk mutlu oluyorsa ben mutlu oluyorum. Evet. Yeri geldi çok paralar da gördük. Yeri geldi cebimizde metelik de kalmadı. Her iki durumu da yaşadık. Ama her iki durumda da beni mutlu eden tek şey, az önce de belirttiğim gibi, insanın mutlu olması. Hocam İnsanı mutlu edebiliyorsa ben mutlu oluyorum hocam. bugüne kadar kaç bin kitap kütüphanelere ulaştırdınız? Var mı öyle bir rakam? Var hocam. Buyurun hocam. Diyarbakır için mi, Türkiye geneli mi? İkisini de verebiliriz, örnek olsun diye. Hocam şimdi en son bu yazın Ağustos ayındaki kitap bağışlarımızla beraber Diyarbakır'da 100 bin kitaba ulaştık. En son başlarla beraber. Türkiye genelinde ise 102.800'e yakın hocam. 102.800'e yakın. Yani bu Çok 100 maşallah. bine
Bu 100 bine de şey dahil hocam. Urfa dahil, bölge illerini söylüyorum. Batman dahil, Muş dahil. Çünkü buralara da kütüphane kurduk. Mesela Şanlıurfa, Siverek'te Peki en sıfırdan 3000 son talep kapasiteli ne kütüphane hocam? kurduk. Efendim? Peki hocam şu an en son proje yürüttüğünüz son proje ne şu an? Şu anda Yürüttüğünüz faal son olan proje veya projeler ne? Ondan da biraz bahsedebilir miyim? üç projemiz var. Üç. Tıraşım benden olsun. Okumak istiyorum. Tamam. Hayallerime umut olur musun? Ve bir de ortak yürüttüğümüz bir safçı arkadaşımız var. Onunla beraber ortak yürüttüğümüz Askıda Kitap Projesi. Üç proje şu anda aktif hocam. Kısmet olursa önümüzdeki aylarda, haftalarda yeni projeleri faal edeceğiz. Ta ki 21'i bulana kadar. Peki hocam yayınımızı sonradan veya şimdi izleyip de projeleriniz hakkında size destek olmak isteyen olursa size nasıl ulaşabilir? Hocam bize özelden ulaş. Genelde zaten insanlar bize sosyal medya üzerinden özelden ulaşıyorlar. Mesaj atıyorlar. Bazen numarasını bırakıyor, bazen numaramızı istiyor. O şekilde biz onlarla irtibata geçiyoruz. Şimdi hocam ben Dicle'yim. Dicle ile ilgili de bir sorum olsun. Bugüne kadar Dicle ile ilgili yaptığınız çalışmalar nelerdir hocam? Hocam biz Dicle'de şu ana kadar bilgilerin beni atla çünkü bir yıl geçti hocam projenin üstünden. Bilgilerin beni yanıltmıyorsa ya 6 ya 7 köy okuluna kütüphane kurduk. Kitap başında bulunduk. Ve öğrencilere yıllık eğitim masraflarını karşıladık. Bunun dışında da bot, mont, kışlık elbise, giyim konusunda da yardımcı olduk. Peki bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarın start alacak. 1 milyon 200 bine yakın yaklaşık yanılmıyorsam öğrenci yine efendime söyleyeyim binlerce öğretmenin katılımıyla eğitim öğretim yılı start alacak yarın. Şu an faal olan 3 projeniz var. Tıraşım benden, Askıda Kitap. Yine okumayla ilgili güzel projelerimiz var. İnşallah bu tür projeler artar. Çünkü dediğiniz gibi okumak çok önemli. Bir insan okuyamıyorsa şiddete başvurur, kendini ifade edemez. Toplumsal iletişimde sıkıntı yaşanabilir. Gerçekten baştan sona bilgilendirici, açıklayıcı, aydınlatıcı ifadeler kullandınız. Beni kırmadığınız için, yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yayını kapatmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz veya şunu da belirtmek istiyorum, değinmek istediğiniz başka hususlar varsa buyurun hocam. Ben size teşekkür ederim. Böyle bir fırsat bana sunduğunuz için, kendimizi ifade ettiğimiz için, teknik nedenlerden dolayı tekrardan sizden, izleyicilerimizden özür diliyorum. Bizim elimizde olmayan teknik nedenlerden dolayı kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadık demin. Son olarak okuyucularımıza, insanımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şeye körü körüne inanmasınlar. Ön yargıyla yaklaşmasınlar. Konuyu okusunlar, araştırsınlar, bilgi sahibi olsunlar, ondan sonra karar versinler. Ve insanlar birbirlerine saygıda kusur etmesinler. Bakın karşılıklı olarak aynı düşüncede olmayabiliriz. Aynı duyguda buluşmayabiliriz. Ama insan olduğumuz için birbirimize saygı duymak zorundayız. Birbirimize saygı duyarsak ve sağlıklı bir iletişim kurabilirsek, inanın ki hiçbir problem kalmaz. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın dünya nüfusunun çoğunda şu anda büyük bir hastalık var. Çağın hastalığı nedir bu? Sosyal medya başta olmak üzere stres, üzüntü gibi hastalıklar. Bunların ilacı ne biliyor musunuz? Sevgi. Sağlıklı bir iletişim. Saygı. Üçü. Siz
Sağlıklı bir iletişim kurmadıktan sonra, karşınızdakine değer verip sevmedikten sonra, saymadıktan sonra veya o aynı şeyi size karşı yapmadıktan sonra bir anlam ifade etmezsiniz. Yani toplumda bir saygınlığınız da olmaz, bir yeriniz de olmaz. O sebepten dolayı ne olursa olsun birbirimize saygılı olalım, önce dinleyelim, ön yargıyla yaklaşmayalım, konuyu araştıralım, okuyalım, takipçisi olalım. Ondan sonra düzgün bir iletişimle, iletişim kanalıyla karşımızdakiyle diyalogumuzu kuralım. Diyalog kanallarımız her zaman açık olsun. Sevgimizi başta kendimize, sonra karşımızdakine esirgemeyelim. Bakın büyük bir nimet. Allah öyle güzel nimet vermiş, kullanmayı bilmiyoruz. Sevgi ve akıl. Biri kalpten gelir, biri akıldan gelir. Saygı, sevgi. İkisini birleştirelim. Üstüne de diksiyonumuzu, iletişim kanalımızı koyalım. Yolumuza, hayatımıza o şekilde çekidüzen verelim. Size, tüm seyircilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan verdiğiniz için tekrardan. Sağ olun, teşekkür ediyorum, var olun. Değerli izleyiciler ve takipçilerimiz, gerçekten bugün değerli bir konumuz vardı. Diyarbakırlı şair yazar Devran Yiğit Sinanoğlu, kendisi Diyarbakır genelinde 100 bin kitap kütüphaneleri oluşturdu. Türkiye genelinde ise 102.800 kitap kütüphanelere ulaştırdı. 11 kitap yazdı, 12. kitap hazırlık çalışmalarını yapıyor. 3 üniversite okudu, biyolog, adalet. Diğeri neydi hocam? Halkla İletişim ilişkiler. Fakültesi. Evet, Halkla iletişim İlişkiler. fakültesinde. Evet, İletişim Fakültesi eğitimi de devam ediyor. 3. üniversitesinde okuyor. Hakeza 21 sosyal sorumluluk projesini yürütüyor. Hali hazırda 3 sosyal sorumluluk projesi de şu an aktif olarak faaliyette kendileri yürütüyor. Bu denli değerli bir konukla bu canlı yayını yaptığım için son derece ben mutluyum. Eminim ki, umuyorum ki aynı mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Bir kez daha değerli konuğuma yayın teklifini, röportaj teklifini kabul ettiği için ve yayına katıldığı için teşekkür ediyorum. Herkese, konuğuma iyi akşamlar diliyorum, saygılar iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum hocam. Saygı hürmet bizden. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saygılar, iyi akşamlar.